Ali Bey tecrübeli bir siyasetçidir. Ee, elbette ki e, Sayın Gürsel Tekin'in CHP'yi temsil etmediğini çok iyi bilir. Şimdi Ali Tek, e, Sayın Ali Turan burada bir şey söylese AKP'yi bağlar mı? AK Parti'yi bağlar mı sizin söylemeniz? Bağlar. Mı? şöyle. Bağlar. <laughs> ba bağlar mı? Niye bağlar? Şöyle bağlar. Ben Yo, e tamam sözümü geri aldım. Sözümü Mademsen, geri aldım. Tamam. Peki. Sözümü geri aldım. Millet eğer burada milletvekili 24. dönem milletvekili AK Parti milletvekili olarak çıkıyorsa Hatta, AK Parti şey Cumhur İttifakı'nda bağlı. Sorumu geri aldım Ali Bey. Tamam. Peki. Siz parlamentoda bulunan bir insan olarak parlamentoda bulunan bir milletvekilinin parti adına konuşabileceğini söylüyorsanız parti adına değil partiyi bağlar. Parti parti... adına konuşmuyorum partiyi bağlar. Eğer burada bir Peki, yanlış... parti hukuken mi bağlar siyaseten mi zor duruma sokabilir? Aziz hukuken ya. bağlar mı? Hukuken bağlamaz. Güzel. Aziz. Teşekkür ederim. O zaman buradan devam edebiliriz. Şimdi herhangi bir milletvekili hangi partiden olursa olsun hadi Hanım, Milletin vekilidir bakın ve millet adına konuşur. Milletin vekili millet adına konuşur ve sadece kendi seçildiği bölge için değil bütün Türkiye için konuşur. Elbette ki söylediği şeyler partileri zor duruma da sokabilir, iyi duruma da getirebilir ama hukuken Ali Bey'in de söylediği gibi bağlamaz. Şimdi hukuken bağlamayacak sözler söylenmiş ise biz bunun neyini tartışıyoruz? Sayın Gürsel Tekin. Hocam, en az Ali Bey e kadar dediniz ya. Evet. Yani ülke adına konuşur dediniz ya. Millet olmuşsun? milleti millet adına. millet adına konuşur. Ülke adına değil. Ülke adına ülke, konuşabilecek. Ülkedeki millet adına. Bakın ülke adına konuşabilecek birinci kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seversiniz sevmezsiniz ama ülke adına konuşur. Yani birisi konuştuğu zaman ee, bakarlar kim konuşuyor diye. Ülke adına konuşur Tayyip Erdoğan. E, İngiltere Tayyip Erdoğan'ı dinler, ciddiye alır. Sonra bakar başka kim konuşuyor? Ana muhalefet lideri konuşuyor ise ya bunun iktidar olasılığı var mı yok mu diye bakar. Eğer iktidar olasılığı, olasılığı varsa onu da ciddiye alır. Eğer iktidar olasılığı yoksa ana muhalefeti bile kimse ciddiye almaz. Açık ya Şimdi söylüyorum. Gürsel Tekin'in peki bu sözleri kamuoyuna nasıl yansır Ayto Atıcı? Bir de onu da Önce bir onu bağlayalım ondan sonra söyleyeceğim. Hadi. Şimdi demek ki Sayın Gürsel Tekin tecrübeli bir siyasetçi olarak fikrini söylemiştir. Nokta. Diyor ki neden verilmesin ya? Bütün partilere verilebilir. Ama bu onun fikridir. Ve onu bağlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal Kimliğini, kurumsal yapısını asla bağlamaz. Şimdi ben size bir soru sorayım Hande Hanım. Ee, hep siz soru soracaksınız, biraz da ben soru Buyur sorayım efendim. size. Şimdi biliyorsunuz bu HDP'nin öncü partilerinden hep ilk CHP'den ayrıldığında yıl 1990'dı. 1990, 2000, 2010, 2020. 30 yılda, 30 yıldır hep... HDP, HDP, işte BDP, DHP, bir sürü isimle de kuruldu, kuruldu, kapatıldı, kuruldu vesaire. Evet. Bu 30 yıl içerisinde HDP'lilere bakanlık veren bir tek hükümet biliyor musunuz? AK Parti hükümeti. Bir tek AK Parti, bir tek AK Parti resmen ve fiilen HDP'lilere bakanlık vermiştir. Bakanlık verme sebebini de söyleyeyim. Çözüm sürecinde 8 ayda bölgenin yönetimini hatta bırakmış. Pardon. Sadece HDP'ye de değil o ayrı bir konu. Pardon o ayrı bir konu. Haklısınız ama ayrı bir konu. Gerekçesini de söyleyeyim Ali Bey'den önce ben söyleyeyim. Bir, de, nasıl? bir anayasal gereklilikti. Evet. 2015 7 Haziran'ında hükümet kurulamadığı için AK Parti anayasal zorunluluk olarak HDP'ye bakanlık teklif etmişti. HDP'li isimlerde bakanlıkları kabul ettiler. Ancak bugün Ali Bey'in de söylediği gibi bu kadar tehlikeli, bu kadar sıkıntılı bir parti var ise bunlara kim teklif etmişti hocam. Efendim? Kim teklif etmişti? Tabii ki AK Parti teklif Yok, etti. Yok kim Yani AK Parti'nin parti genel başkanı kimdi? AK Parti'nin genel başkanı teklif etmez. Ahmet Davutoğlu mu kastediyorsunuz? Aa, aa Ali... kimdi diyorum Ali efendim. Bey. Hatırlayamadım da. Hatırlıyorsunuz. Burada e, çok e, Kurnazlık yapmaya çalışmayın. <laughs> Yok. Başbakan o zaman hükmü bitmiştir. Teklifi Cumhurbaşkanı yapar. Yani Recep Tayyip Erdoğan bir hükümeti geçici hükümeti kurma görevi kim o yapar. Bakın hükümeti kurma görevini Davutoğlu'na verdiler, beceremedi. Ondan sonra kuramadı hükümeti. Ondan sonra CHP'ye verilmesi gerekirken Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini vermedi süresi içerisinde de Davutoğlu hükümeti kuramadığı için hükümsüz kaldı. Anayasaya göre de Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak bir seçim hükümeti kurulması için düğmeye bastı ve seçim hükümeti kurulmak üzere bütün siyasi partilere bakanlık teklif edildi. CHP bakanlık vermedi. Çünkü CHP'ye seçim hükümet kurma görevi verilmesi gerekiyordu, kabul etmedi. MHP de kabul etmedi o dönemde. Bir tek HDP kabul etti. HDP ile AK Parti ortak hükümet kurdular. Yıl 2015. Diyecekler ki arkadaşlar kardeşim anayasa amir hükmü var. Anayasa emrediyor, mecburduk. Hayır, mecbur değildiniz. O zaman 2015 7 Haziran seçimlerinde siz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir koalisyon hükümeti kurabilirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaşmalı olarak geçici bir Geçici olmaz da bir hükümet kurup kısa süre sonra tekrar erken seçime gidebilirdiniz. AK Parti bunu yapmak yerine HDP'ye bakanlık vermiştir. Kötü mü yapmıştır? Hayır kötü yapmamıştır. Bütün arkadaşlarımızın söylediği gibi bugün 6 milyondan fazla insanı temsil eden bir HDP anayasa gereği bakın HDP'ye anayasa amir hükümleri gereği bakanlık teklif edilebiliyor ise yani burada bir bardak su da yaygara koparmaya gerek yoktur. Anayasaya göre bütün partilere bakanlık teklif edilebilir. Şimdi gelelim bize. Bakın ben de CHP'nin kurumsal kimliğini temsil etmiyorum. Bunca yıllık okumama göre CHP ne yapmıştır? HDP ile ilgili son dönemde ve ne yapacaktır? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi HDP dahil olmak üzere bütün partilerle görüşür. Görüşmek zorundadır. Keşke bütün partiler de birbiriyle görüşebilse bütün partilerle görüşebilen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir. İki, Cumhuriyet Halk Partisi bir altılı ittifak kurmuştur. HDP'de bir başka altılı ittifak kurmuştur. İki ayrı ittifakın insanlarıyız. Yani HDP masanın altında mı, üstünde mi, yanında mı demek artık biraz abesle iştigaldir. Çünkü HDP'nin mensup olduğu bir ittifak vardır. Bu ittifak da kendi mecrasına yürümektedir. Bakın HDP düşmanımız değildir açık söylüyorum. HDP'ye 6 milyon insan oy verdiği sürece, HDP meşru bir parti olduğu sürece, HDP'ye AK Parti hükümetleri döneminde devlet yardımı yapıldığı sürece, HDP'li kişilere, milletvekillerine bakanlık verildiği sürece, HDP şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönettiği sürece, HDP devletten yardım aldığı ve milletvekilleri maaş aldığı sürece, yani yani anayasa değişikliği teklifi veren ee, sözü veren bir AK Parti bunu başaramayıp HDP'yi meşru olarak kabul ettiğine göre HDP ile biz görüşürüz kardeşim. Net. Görüşürüz. Görüşmeyiz diye bir şey yok. Herkesin de görüşmesi lazım. Çünkü HDP ile görüşülmediği zaman e, PKK orada ellerini böyle ovuşturuyor. Aman diyor kimse HDP ile görüşmesin. HDP bana kalsın. Hayır. HDP Türkiye Partisi olmalıdır. HDP PKK'dan uzaklaşmalıdır. Bunun da yolu HDP ile mesafe koymak değildir. Bayrağımıza, vatanımıza, birlikte yaşama arzumuza kastetmeyen herkesle bizim görüşmemiz gerekir. Şimdi bunu, bunu da koyduktan sonra CHP'nin yaptıkları yapacaklarının da göstergesidir değil mi? Bunu hep söylüyoruz. Ne yaptı CHP? 2019 seçimlerinde, yerel seçimlerinde... Ee, HDP'lerin oyunu talep etti. HDP seçmeninin verdiler mi? E vallahi verdiler. CHP adayına oy verdiler. Ve ve Ankara'da, İstanbul'da, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerde aday çıkarmadılar. Ve biz HDP'li seçmenin evet. oylarını alarak buraların belediyelerini kazandık. Teşekkür ediyoruz. Binlerce kere teşekkür ediyoruz. Bize oy veren herkese teşekkür ediyoruz. Herkese. Hala o oylara talip olduğumuzu parantez içerisinde söylüyorum. Siz de yani tayin ediyorsunuz şey değil mi hocam? Yani e, bakanlık verilebilir diyorsunuz yani. Dedim. Efendim anayasa diyor ben demiyorum. Yok yani. Anayasa diyor Siz de kabul ediyorsunuz. diyorsunuz. Hayır efendim bu seçim anayasa için diyor. geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Ben bakanlık verilebilir demiyorum. Anayasa, anayasa diyor ve AK Parti bakanlık vermiştir. Bakın ben Peki siz siyasi şimdi Siyasi ne diyorsunuz hocam? Geliyorum. Şimdi, ne diyorsun? şimdi siyasi okuma yapmak hepimizin hakkı mesela evet. Ali Bey bir sürü siyasi tabii okuma yaptı. Hepsine karşıyım. Ayrı konu. Evet. Ama bir de gerçekler var. Anayasa diyor ki seçim hükümetinde parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerden bakanlık alınır. Anayasa bunu emrediyor. AK Parti HDP'ye bakanlık veriyor. Bakın. Bunlar tespit, bunu tartışacak bir şey yok. Şimdi biz bu belediyeleri kazanırken ne yaptık? HDP ile bir mutabakatımız var mı? Yok. HDP'nin aday çıkardığı yerde Hande Hanım biz aday çıkarmamazlık yaptık mı? Yok. Bizim aday çıkardığımız Doğu Güneydoğu'da HDP aday çıkardı mı? Evet. Mücadele ettik mi? Evet. Evet ettik. Hatta bu mücadelemizden AK Parti faydalandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediyeyi kazandı. Peki biz HDP'ye kardeşim sen bize oy yönlendir. Kendi seçmenini bize yönlendir. Biz de sana meclis üyeliği verelim dedik mi? Hayır demedik. Şu anda CHP'li belediyelerde HDP üyesi bir meclis üyesi var mı? Yok. Bakın anlaşma olmadığı bir yerde HDP kendi özgür iradesiyle dedi ki ben AK Parti'ye bir ders vermek istiyorum. CHP'li adayları desteklemek istiyorum. Peki CHP'nin kiminle ittifakı vardı? İyi Parti ile. Örneğin Manisa'da, örneğin Balıkesir'de İyi Parti aday çıkardığında biz aday çıkardık mı? Hayır çıkarmadık. Hayır çıkarmadık. Aday çıkarmadık. Peki bizim aday çıkardığımız yerlerde kazandığımızda iyi partili e, meclis üyelerine meclis üyeliği verdik mi? Evet verdik. Bakın bunları da yaptık. Ama HDP'ye yapmadık. Peki bizim aday çıkarmadığımız Millet İttifakı'nın adayı olarak iyi Parti'nin aday çıkardığı yerlere HDP destek verdi mi? Hayır vermedi. Aday çıkardı. Bakın yani her şey tespitleri göreceğiz sonra siyasi okuma yapacağız. Demek ki biz bunları yaptıktan sonra kalkıp da ee, şimdi ne yapacağımızı çok net bir şekilde herkes görebilir. Biz altılı masanın bir üyesiyiz. Ve bütün kararları bu altılı masa verir. Seçimlerde kim cumhurbaşkanı olacak? Altılı masa karar verecek. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı konu. Efendim bakanlık dağılı bu nasıl olacak? Altılı masa karar verecek. Altılı masadan karar çıkacak. Ben altılı masadan HDP'ye bir bakanlık verileceğini düşünmüyorum. Peki. Böyle bir ee, anlaşma böyle bir sözleşme evet. olmamıştır, olacağını da tahmin etmiyorum. Bu da siyasi okuma.